أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbül Alemin bizlere hakkı söylemeyi, batıldan yüz çevirmeyi nasip eylesin. Rabbül Alemin bizlere bilmediklerimizi öğretsin. Bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halk etti. Bu insan oğlunun içerisinden iman nimetiyle bizi şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı ibadetlere sayısız, sonsuz cennet vaat ederken sayılı ömre sınırsız, sayısız nimetler bahşetti. Edibimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız, canımız, cananımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ İlâ ahir-i âye. Muhterem kardeşlerim, Rabbül Alemin insanı yarattığı ahsen-i takvimle şereflendirdiği gibi kıyamete kadar o ahseni takvimde kalmasını sağlayacak kurallar, prensipler koymuş. Bu kurallar bünyesinde insanoğlu hareket ettiği sürece dünyada huzurlu ve izzetli bir yaşam sürer. Bu kurallar dışına çıktığı ölçüde de zarar eder, ziyana uğrar. Ve bu bir kulluk vecibesi olarak kendisine emredilen bir manzume, bir emirdir. Kulun Allah ile olan münasebetleri var. Kulun kullar ile olan münasebetleri var. Kulun Müslümanlarla olan münasebetleri var. Kulun, müminlerin, daha doğrusu kul dediğimiz müminlerin Müslüman olmayanlarla olan münasebetleri var. Müslümanın hazır olan Müslümanlarla olan münasebetleri var. Müslümanın hazır olmayan olan Müslümanlarla olan münasebetleri var. İşte Allah-u Teala bu ilkeleri Hucurat Suresi'nde açık bir şekilde ortaya koymuş. Aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, aslında var ya, en güzel vaaz nedir biliyor musunuz? Yaşamaktır. Yaşanmayan vaaz, vaaz değildir. Rabbim önce şu anlatılanları anlatan şu fakir kuluna yaşamasını nasip eylesin. Rabbim bizi Rab sıfatıyla terbiye eylesin. Rabbim bizi yapmadığımız, işlemediğimiz fiilleri söyleyerek tavsiye edenlerden etmesin. Rabbim bizleri önce hidayet yolunda daim eylesin. Bakınız kardeşlerim, İslam'da hiçbir alanda boşluk yoktur. İslam bir hayat nizamıdır. İslam bir medeniyettir. İslam başlı başına ahlaktır. Bütün alanları,
Her şeyin bir ahlakı var. İşte burada. Ey iman edenler! La yaskhar kavmin min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Bir toplum diğer bir toplumla alay etmesin. Evet. Bu iki kişi arasında da olabilir. İki aile arasında da olabilir. İki topluluk arasında da olabilir. Milletler arasında da olabilir. Alay etmek yasaklanmıştır. Evet, alaya almasın. Şimdi biz bunu yapıyoruz kardeşlerim. Bakınız, biz bunu yapıyoruz. Gelin bugünkü dersimizden kendimize olan payımızı alalım. Bilinçaltına yerleşmiş adeta. Şunlar var ya, şunlar işte, bunlar var ya. Ha, bunlar yaramaz ya. Bunlar işte şöyle şöyle millettir. İşte şöyle şöyle yapar bunlar. Ya bakın kardeşlerim. Hiçbir millet, hiçbir toplum toptan ne kötüdür, toptan ne de iyidir. En güzel model Mekke değil mi? Mekke'den Ebu Cehiller de çıktı. Peygamber Efendimiz de çıktı. Peygamber Efendimiz Müslüman olmayan toplumlarla dahi alay etmeyi uygun görmemiş. Evet. Biz hele hele din kardeşliğimizle neden alay ederiz? Ya bunu şakavari yaparız bazen. Şakavari eğer tutarsa tuttu. Tutmasa ya sen de her şeye alınıyorsun diyiveriyoruz. Ya sen de hemen alındın. Bir şaka yaptık. Aynı şakayı sana yapılsa kabul eder misin? Bunu bir hesap edeceksin. Kendi iç dünyanda muhakeme yapacaksın. Aynı şakayı sana yaparsa kabul eder misin? Öyleyse bu Allah'ın bir emri olarak Müslümanların yapmaması. Hafiflik nedeni. Müslümanlar birbirleriyle alay etmez. Birbirlerini alaya almaz. Evet. Ve burada muhteremler en yekunu hayran. Olabilir ki o alay ettiği toplum, alay ettiği kimse alay edenden daha hayırlı olabilir. Yani bunun Allah-u Teala böyle söylüyor. Belki o Allah'ın katında daha hayırlıdır. Öyleyse sen o zaman zarar etmiş olmuyor musun? Zarar etmiş oluyorsun. Evet. Ve muhterem kardeşlerim, وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ. Kadınlar da kendi aralarında alay etmesinler birbirlerine. Bakınız kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, iyi dinlemenizi istiyorum, rica ediyorum. Bunlar çok önemli meseleler. İslam toplumunda kadınlar ayrı bir toplumdur, erkekler ayrı bir toplumdur. Bir yerde toplu olarak bir yerde bulunma olması sakınca değildir. Ancak bu toplum olan yerde bir kadın veya bir erkek kadınla yılışmaz. Kadınla şakalaşmaz. Kadınla efendim böyle sınırları aşacak şekilde laubali hareketlerde bulunamaz. İkili ortamda hiç bulunamaz. İkili ortamda bulunması caiz görülmez. Evet. Sınırları Allah-u Teala koymuştur. Kadınlar kadınlar. Ama biz bunun da yanlışlığını yapıyoruz. Dostlarımız var, aile dostlarımız var. Gelirler giderler. Biz de gider geliriz. Bak yanlışlığı söylüyorum sizlere. İşte beraber oturuluyor. Aslında ayrı oturmaları daha evla, daha uygundur. Kadınlar kendi arasında otururlar. Erkekler kendi aralarında otururlar. Ha, benim bu şu andaki dediğim size çok ters gelebilir. Yani siz eğer bu potada erimemişseniz, nauzubillah sizi tenzih ederim, o zaman bunu uygun görmezsiniz. Ya maalesef bunu uygun görmeyen çoğu toplumlar, çoğu insanımız var.
Yani kalbi kara olmakla suçlanır. Kötü niyetli olmakla suçlanır. Ama bakın kardeşlerim, bütün fitnelerin altında bu gibi birliktelikte olan konuşmalar, sözler oluşturduğunu görüyoruz. İşte oturuyorsunuz beraber. Ondan sonra şakalaşma, efendim konulardan konulara girme, işte göndermeler kocasına, işte karşıdaki, bunlar yaşanıyor. Bunlar yaşanan olaylar. O zaman ne oluyor? O misafirler gittikten sonra ailede kavga başlıyor. Onunla ilgili şaka dedi, yalan konuştu. Ya biliyor musun yenge, işte Ahmet geçen gün çarşıda beraberdik. Vallahi kendisine bir bayan selam verdi. Baya muhabbetleri iyiydi. Al sana fitne. Al sana fitne. E bunun tutulur tarafı var mı şimdi? Bunun hiçbir tarafı yok.